Onun kaleminin mürekkebi kahkaha. O yazdıkça satırlar komik karakterlere, hayat bir gülmeceye dönüşüyor. Ülkemizin en üretken mizah yazarlarından. Yazdıklarında siz, ben, ailemiz, sıkışan trafik, köşedeki bakkal, kazanılamayan üniversite sınavı, iç geçirilen sevgili, kaynana vıdı vıdısı, sarhoşlar, kızgın patron, yani hayatın ta kendisi var. O kadar gerçek ve bir o kadar da komik hepsi. Yazdıklarıyla hayat verdiği karakterler halkın sevgilisi olup, senaryosunu üstlendiği televizyon dizileri reyting rekorları kırarken o hiç ortalara çıkmadı. Kamera arkasında, perde gerisinde ama her zaman elinde kalemi ve kağıdıyla halkın içinde olmayı tercih etti. Usta mizah yazarlarımızdan sevgili Kandemir Konduk, bugünkü konuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi dizilerinizden de biliyoruz, oyunlarınızdan da biliyoruz. Siz hayatın ta kendisini yansıtıyorsunuz. Ama hayatı nasıl bir süzgeçten geçirip nasıl bir yorumla yazıyorsunuz? Önce bana bu fırsatı Kandemir Bey, program öncesinde ikazımı yapmıştım bu ciddi bir programdır diye. Bana bu fırsatı veren sevgili Olay TV'ye, MTV'ye çok çok ya çok güzel, çok ciddi bir şekilde teşekkür etmek istiyorum ama bu böyle çok alışılmış bir şey olduğu için ve sunucuların da en çok kızdığı sözler olduğu için biraz komik girelim dedik. Yalnız o benim hakkımda başta söylediklerini son derece duygulandırdı beni. Güzel bir şey sevilmek, beğenilmek tüm sanatçıların, tüm insanların, aslında tüm canlıların, yani kediyi de seviyorsunuz. Size minnettar, çok şeker bir şekilde bakıyor. Sevilmek kimin hoşuna gitmez ki? Elbette herkesin hoşuna gider. Benim de hoşuma gidiyor. Ama yaptığım işin bir televizyon işi, son dönem televizyon yazarı olarak tanınıyorum. Daha önce tiyatro oyunlarım vardı, işte gazete, kitap, dergi çalışmalarım vardı geçmiş yıllarda. Kitaba yine devam edeceğim, o da ayrı bir antiparantez, onu da söyleyeyim. Bir televizyonda, bir başka televizyonda ben konuk olarak bulunuyorum. Bir başka televizyonda da dediğiniz gibi işte reyting rekorları kıran bir diziler yapıyorum. Bunlar aslında o kadar yeni ve o kadar saygın şeyler ki ben o yüzden de size teşekkür ederim. Yani bir rekabet, birbirimizi görmezden gelelim anlayışının olmaması beni çok mutlu etti. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Şimdi televizyon için yaptığınız dizilerde reyting rekorları kıran diziler dediniz. Yazarken, özellikle televizyon için yazarken o reyting canavarı denilen izlenme rekorlarını da dikkate alıyor musunuz? Şimdi bakın, şöyle yanlış bir şey var. Türkiye'de deniliyor ki İşte reytingi yüksek olan diziler ya da programlar diyelim. Aslında kaliteli değildir. Aslında kaliteli değillerdir. Ama işte 17 kişinin seyrettik diziler, yapımlar çok iyidir, çok kalitelidir. Ben buna inanmıyorum. Şimdi yani ne yazık ki benim çok sanatçı tanıdıklarım var. İsimlerini tabii burada sıralamak da istemiyorum. Onlar da çok değerli, önemli sanatçılar Türkiye'de. Sanatçı az yetişiyor gerçek anlamda. Fakat televizyon çalışmaları yapıyorlar ve başaramıyorlar. Bu bir gerçek. Tiyatroda belki çok iyi olabilirler ya da sinemada ya da başka bir yerde. Televizyon çalışmalarında başarılı ürünler veremiyorlar. Halka kendilerini sevdiremiyorlar. Ve ondan sonra ama onu bir kere yapıyorlar. İki defa da, on defa da yapıyorlar. Fakat sonunda diyorlar ki televizyonda kalite yok. Televizyonda sanat olmaz. Sanat ancak işte başka yerde oluşulur. Ben bunlara da inanmıyorum. Rating elbette önemli. Neden önemli? Şimdi kimin için yapıyoruz bunu? Yani Patagonya halkı için yapmıyoruz, Türk halkı için yapıyoruz, bizim insanımız için yapıyoruz. Ve bu insanlar bunu beğeniyor ve benimsiyorlarsa bir kere burada üzerinde durmak gerekiyor. Ha, ondan sonra tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıkar esprisi. Yani insanlar beğendi diye mi bir şey yapacağız, yoksa bizim yaptıklarımız insanlar beğeniyor diye mi onu sürdüreceğiz yani falan meselesi gidiyor. Yani sanat için mi sanat, yoksa toplum için mi sanat tartışması şimdi gibi burada, biraz bu. Tabii. Siz devam edin, ben şunu için. Şimdi mesela oyunlardan bahsettiniz, tiyatro oyunlarından ve orada belki başarılı olan bir insan televizyonda başarılı olamayabilir dediniz. Siz de esas İlk isminizin popüler
popüler hale gelmesi oyunlarınızla oldu. Tiyatro oyunları. Evet. Tiyatro oyunlarıyla. Evet, evet. İşte insanların uzumu yok, Beyoğlu, Beyoğlu, yasaklar, geceler gibi inanılmaz beğenilen, insanları kahkahalara boğan oyunlar yazdınız. Teşekkür ederim. Şimdi bu oyunları tiyatro için hazırlamıştınız. Sonra bir televizyona geçişiniz oldu. Orada kendinize göre bir tarzınızda, üslubunuzda, yazış şeklinizde değişiklikler oldu mu? Şöyle söyleyeyim, çok güzel bir soru. Gerçekten güzel bir soru. Ben tiyatro ile televizyon yazarlığına aynı tarihte başladım. Çok enteresandır. 1971 yılında benim ilk oyunum oynandı. Alten Erbulak, Metin Serezli, çevre tiyatrosunda. Aynı senede o rahmetli Alten Erbulak ekibi, Metin Serezli ekibi TRT'ye televizyon programı yapmaya başladı. Böyle çeşitli skeçler falan filan. Şimdi ben de onların ilk oyunlarının yazarı olduğum için onlar da bana yazmaya başladılar. Dolayısıyla ben de yazmaya başladım. Daha sonra Uğur Dündar'ın, Müjdat Gezen'in skeçleriyle oluşan bir programı vardı. Orada başladım falan ve yani diyebilirim ki şu anda en eski televizyon yazarlarından biriyim. Yani bu kadar gençim ama yani en eskilerden biriyim. Şimdi televizyona da 71 tarihinde başladım. Zaten 68'dir galiba Türkiye'de televizyonun kuruluşu. Evet, 1968. Yani 3 senelik falandı televizyon. O günden beri televizyon yazarı da yapıyorum. Ama araya tiyatro dönemi girdi. Kitaplar girdi, şu girdi, bu girdi. Sonunda ağırlıklı olarak televizyona verdim. Fark diyorsunuz siz. Farkı nedir diyorsunuz galiba, değil mi? Evet. Bakın, en büyük farkı tiyatroya adam o oyunu ve oyuncuları özellikle, yani yazardan çok oyuncu için gelir. Bilmem kimin tiyatrosuna, bilmem kimlerin oyunu seyretmek için gelir. O bir şeylere hazırlıklıdır, bir angaje seyircidir. O gelmiştir, orada oturacaktır ve o oyunu seyredecektir. Onların kişiliğini az çok bilir o oyuncuların. Diyelim ki ben Zeki Metin'e çok evet, oyunlar yazdım mesela. Onları seyretmeye gelecektir. Orada bir hiciv vardır, politik taşlama vardır. Zaman zaman sivri şeyler, dekolte fazladır. Olabilir, argosu da olabilir, bilmem nedir. Ama o kalıpların içindeki beyin bir seyirci vardır. Yani öyle bir çerçeve çizebilirsiniz o seyirci. Oysa televizyonda bunu yapamazsınız. Çok geniş bir yelpazedir. Hedef kitlesi ve daha geniş olduğu için. Tabii inanılmaz bir sorumluluk getirir bu insanlara. Yani yazanlara, yazı, bütün üretimde bulunan insanlara. İşte bunu çok ayırdığına varmak lazım ve önemli üzerinde durmak lazım. Çünkü en başta çocuklar var. Milyonlarca arkadan gelen bir kuşak. Sizin yazdığınız yazılardaki tiplenen, oluşan, yani bütün dünyasını onlara göre oluşturacaktır. Onlara eğer siz argo konuşturuyorsanız, örneğin argo konuşturuyorsanız ve onu şirin gösteriyorsunuz, o argo konuşmaları, küfürlü konuşmaları, çocuk da onu benimseyecektir. Çünkü o sevimli gösteriliyordur. Eğer şiddeti öneren şeyler yapıyorsunuz, işte oradan sonra olay patlıyor. Ben bunlar için biraz isyankar bir yapım var. Televizyon konusunda çok 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 konuşabilirim, uzun uzun konuşabilirim ve bir şeyler söyleyebilirim diye hissediyorum. Çünkü yanlışlar çok. Aynı yazarlıkta olduğu gibi tabii ki yapımcının da, tabii ki yönetmenin de, tabii ki program sorumlularının da, tabii ki televizyon patronunun da sorumlulukları var. Yani tamamen ticari bir iş değil bu. Kitleleri yönlendiren bir iş, insanları bir taraftan alıp bir başka düşünceye sevk eden bir iş. En basit bir filmin içinde, bir dizinin içinde bile beyinleri yönlendirecek bir güce sahip. Bu bir sorumluluk getiriyor. Evet. Biraz önce oyunlardan bahsederken Zeki Alasya, Metin Akpınar ikilisinden de bahsettiniz. Şimdi o oyunların tutmasında ve beğenilmesinde bu muhteşem ikilinin büyük rolü var. Tabii, tabii. Sizin de takdir edeceğiniz gibi. Siz bu oyunları yazarken bu ikili ya da şu oyuncular için yazıyorum diyerek mi yazıyorsunuz? Yoksa oyun yazılıyor ve daha sonra en uygun oyuncu kimse onlar mı seçiliyor? Yok, onlar için yazılıyor. Özellikle onlar için yazılıyor. Peki televizyonda, dizilerde de mesela karakterleri siz mi belirliyorsunuz? Yoksa oyun hazırlanıyor, ondan sonra bu rolü şu üstlenebilir, şunu şu iyi oynar mı deniyor? Çünkü televizyondaki dizilerde oyuncu kadrosu çok geniş. Evet. Sayılamayacak kadar evet, insan var. Şimdi son dönemde televizyon oyunların dizilerindeki kadroyu ben belirliyorum. Özellikle başroldekileri.
belirliyorum. Yani o dediğim hani 71 senesinde bilmem ne, o zamanlarda böyle bir şansım yoktu. Yani biz TRT'ye veriyorduk teksti, senaryo, onlar kendileri oyuncuları buluyordu. Ama şimdi kendimiz de yapımcılığını da üstlendik arkadaşımla birlikte, Hüseyin Apaydın'la birlikte. O nedenle oyuncuları da kendimiz seçiyoruz. Ondan sonra onun tipine işte bu gider, şunun tipine bu gider falan diye karaktere oturuyoruz. Mesela ben Perihan ablayı yazdığım evet. zaman Perran Kutma, aile dostumuz, yıllardır görüştüğümüz bir arkadaşım. Biz böyle bütün yaz, o sene 3 ay falan Fenerbahçe'de, Dalyan Kulüp'te her gün buluşmacasına. Ya işte kadın bankacı mı olsun, hayır terzi bir kadın olsun, yok çalışmasın, ev kadın olsun, yemek yapsın, bulaşık yıkasın. Hayır efendim işte bilmem nereden o. Düşündük taşındık, işte ağlasın mı sızlasın mı, çok matrak bir kadın mı olsun, şu mu olsun bu mu olsun falan. En son dedim ya kardeşim niye sen değil? Yani hep biz bunu içeride evet. karşılıklı konuşuruz, işte evet. o sensin. Yani sen evet ya Kando falan. Hadi bir oturduk. Tabii tanıdığı zaman bir yazar çok yararlı oluyor. Şimdi bu dizilerde hemen hemen her kesimden insan portresi var. Her yaştan evet. Ve değişik meslek gruplarından. Sizin dizilerinizde işte bir muhtar da var, bir genç kız da var, işte bir iş adamı da var, bir deli de var. Bunların psikolojisini, bunların hayata bakışını nasıl çözümleyebiliyorsunuz? Örneğin bir erkek olarak bir kadının ruh yapısını nasıl yazabiliyorsunuz? Erkek olarak bir kadının ruh yapısını yazmak için kesinlikle erkek olmak gerekmiyor. Yani kadın da yazabilir bir kadının ruh yapısını. Yani insanın ruh yapısını yakalamak. Bu zaten yaptığımız işin kökeninde var. Yani yazarlık öncelikle gözlemcilik işidir. Tabii ki yetenek, birikim, özveri. O gözlemciliği sabır. Biraz ben açmak istiyorum. Çünkü sizinle ilgili yaptığım ön araştırmada dikkatimi çeken bir nokta olmuştu. Demişsiniz ki ben arabaya binmem, otobüse binerim, bu şekilde halkla iç içe olurum. Bu hala böyle mi? Hala böyle değil. Hala böyle değil. Neden değil? Yani otobüsler çok kalabalıklaştı, ondan değil. Ondan değil de. Tam zamanında. Şimdi ben bunu söylesem yalan olur. Fakat zaman zaman tabii ki o benim onu dediğim dönem, her gün otobüse binip gidip gelmek zorunda olduğum dönemdi. Şimdi iş yerim bir kere son derece yakın, karşı taraftayım. Öyle bir zorunluluğum yok. Arabam var ve de evden işe her zaman gitmeyebiliyorum. Evde de çalışıyorum, iş yerinde de çalışıyorum. O dediğim bana şeydi, günde 3-4 taşıt değiştirerek işe gider gelirim. Benim 13 sene işçilik yaşamım var. İş hayatım, yani tersanede, bir yandan değil mi? Yazıyordum. Bir tersanede tabii, çalışmışsınız. Giderken, tersaneye gitmekten 4 vasıta değiştiriyordum mesela. Sürekli insanları gözlüyordum, yakalıyordum, ediyordum. Çalışma ortamı oydu. Aynı zamanda da tiyatro oyunlarım oynanıyordu ama. Çünkü inanmadım bu piyasaya, güvenemedim. Dedim ki bunlar beni yarı yolda bırakır, aç bırakır, parası bırakır. Ben bunlara inanmam dedim. 13 sene ayrılamadım dolayısıyla, yani memur gibi işte maaşlı işimden, tersaneden. Ama ondan sonra baktım ki ben dedim kıvıracağım bu işi galiba, öyle anlaşılıyor. Çünkü bir sürü teklifler geliyor falan. Yaptığım şeyler de tutulmaya başlamıştı o yıllarda. Ondan sonra ayrıldım. Bu 76-77 yılında oldu, yani 20 yıl evet. önce. Ayrıldım ve 20 yıldır yazıyorum. Peki bugün şartlar değişik. Belki bugün otobüse binmiyorsunuz ama yine halkın nabzını tutabiliyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz? Valla genellikle bulunduğumuz yerler halkla hep iç içe olmamızı gerektiriyor. Yani benim arkadaşım, eşim, dostum hep böyle şeydir, böyle çok üst düzey ilişkiler falan içinde yaşamıyor. Sevmem de sıkılırım da, zaten eleştiri getiririm, onlar da beni sevmez. Birden söylerim içimdekini. Yani hatır gönlüm için konuşmam. Bir başka enteresan nokta da yine gözüme çarpan. Siz kaza. Yazıyorsunuz ama bugün için değil. tam anlamıyla kalemle yazıyorsunuz. Yani bugünkü teknolojiyi mesela bilgisayarı kullanmıyorsunuz. Evet. Hatta daktiloyu bile kullanmıyormuşsunuz. Evet. Tükenmez kalemle yazıyormuşsunuz. Bu doğru mu? Hala devam ediyor mu? Hala devam ediyor. Buramda nasır var. Herkesin ayağında oldu benim parmağım. Kalem. Tükenmez kalemi tutmaktan, sıkmaktan. Nasıl peki olur? Zor olmuyor mu tükenmez kalemle öyle sayfalarca yazmak? Yok, çok kolay. Tavsiye ederim size de. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? İşin şaka tarafı. Ben şimdi bunların etkisinde kalarak değil de çağın gerisinde kalmamak düşüncesiyle
Şimdi bu sene bilgisayar da aldım. Oturup onunla da başladım çalışmaya. Fakat inanın bana, mesela gece bir saatte uyandınız. Ondan sonra kalktınız, oturdunuz zamanında herkes uyuyor evde. Siz işinize bir şey. O kağıdı önünüze çekip kalemle yazmanın zevki kesinlikle o mekanik şeylerde yok. Yani günün herhangi bir saatinde aklına geldiği zaman insanın bir şeyleri hemen çiziştirmesi lazım. Tabii. Şimdi sizin dizilerinizi ve oyunlarınızı halk çok beğeniyor, benimsiyor ve gülüyor. Siz nelere gülersiniz? Yazdıklarınıza mesela gülüyor musunuz? Dizileri seyrettiğiniz zaman televizyon karşısına gelip "Aa, hakikaten böyle komik olmuş." Hem gülüyorum hem ağlıyorum. Vallahi billahi espri olsun diye söylemiyorum. Yani bazen bakıyorum. Şimdi geçenlerde ne vardı ya, bizim Yalçın Gülhan'la Filiz'in böyle karşılıklı, Filiz Taçbaş'ın bir sahnesi vardı. Bir karı koca, bir aile çekişmesi. Zaten o çok güzel ağlıyor Filiz. O ağlamaya başladı, biz de başladık. Gözlerim sulandı. Öylesine etkileniyorum. Bazen kendim de gülüyorum, bazen yazarken gülüyorum. Onu bir yerde daha söyledim. Tekrar gibi olacak ama yani doğrusu bu olduğu için söyleyeyim. Şimdi mesela yazarken de gülüyorsunuz. O nedir biliyor musunuz? Siz de o anda öğreniyorsunuz o espriyi. Yani ben size bir espri yapsam, siz duyunca nasıl gülüyorsanız, espri benim aklıma geldiğinde sanki bir başkası yapmış gibi. Benim aklıma geldi, ben de gülüyorum. Biri söylemiş gibi oluyor. Ben de böyle yazarken gülüyorum. Peki Türk halkı nelere gülüyor en çok? En çok? Evet. En çok bizim halkımız, benim bildiğim, bir kere kesinlikle müstehcen esprilere gülüyor. En çoğunu. Peki bu genelde ucuz espri diye adlandırılır. Gerçekten öyle mi, yoksa bir anlamda toplumun yansıması mı? Tabii ki toplumun yansıması. Yani şimdi bakın, Türk halkı en çok müstehcen esprilere gülüyor. Cinsellikle ilgili esprilere gülüyor. Ondan sonra siyasi espriler. Ondan sonra yöresel espriler. Yani nerede problemler varsa tabii, insanlar ona gülüyor. Bir tepki oluyor. Kesinlikle belki de öyle. Bir anlamda. Şimdi cinsel esprilerin bu kadar çok yaygınlaşması, yani hemen akla geliyor. Bunu dahi olmak gerekmiyor bunu söylemek için. Yani mutlaka müthiş bir baskı altında yaşadığımızdan o konuyu. Ona tepki olarak. Çünkü güldürmenin özünde, mizahın özünde bir karşı çıkış vardır. Yani hangi konuda çok espri yapılıyor Türkiye'de? Siyasi alanda yapılıyor. Niye siyasi alanda yapıyor? Yeterince özgürce yaşamadığımız için. Niye siyasi alanda bu kadar çok espri yapıyor? Bir siyasi baskılar olduğu için. Belli konularda eşitlik olmadığı için. Belli konularda hukuksal bir çağdaşlık yaşanmadığı için. Ne oluyor? O zaman adam işte hakimle savcılı suçlu arasındaki bir muhaverenin esprisini yapıp sistemi eleştiriyor. Evet. Yahut da yöneticiyle arasındaki, halk arasındaki uçurumu, yahut da parasal eşitsizlikleri, haksızlıkları. Bunlar önem kazanıyor o espriler yani. Ama bir Amerikalı'nın esprisi niye farklı? Bir salon komedi, salon fıkrası, refah düzeyi üstün olan insanların anlattığı fıkrası niye gülemiyor adam? Öyle bir dünyası yok ki. Bir de problemlerin komikleştirilmesini görmek belki de bir anlamda rahatlamaya da yani, neden oluyor. Bir boşalım olana sağlıyor ve oturuyor, başkası benim yerime konuşuyor diye. Zaten yani alkışlamak çok bir şekilde onaylamaktır yani komedide sanatçı. Adam ben söyleyemiyorum, oraya çıkmış işte sahnenin üstünde haykırıyor. Evet. Onun için onu söyleyip beğeniyor, hoşuna gidiyor. Siz bir keresinde Türkiye'de mizah için malzeme çok diyenlere katılmıyorum demişsiniz. Ben böyle mi demişim? Evet. Ben bunu nasıl söylemişim? Beni götür. Genelde bakın, öyle ben... denir ya, problemleri olan güçlü mizahlar. Mizah ustalar hep üçüncü dünya ülkelerinden ya da eskiden Doğu Blok ülkelerinden çıkardı. Evet, özellikle evet. Karikatürde. Bu tabii problemleri çok olan ülkelerle mizah gücü arasında doğru bir orantı kurulmasından kaynaklanıyor. Türkiye'de problemleri az olan bir ülke değil. Dolayısıyla malzemenin çok olduğu söyleniyor ama siz buna pek katılmadığınızı belirtmişsiniz. Şimdi ne var biliyor musunuz? Şimdi Türkiye'de mizah yapmak kolaydır derken, aslında Türkiye'de gülünecek şey çoktur demek istiyorlar ve yanlış söylüyorlar. Çünkü mizah yapmak bir sanattır. Doğaçlama, spontane oluşan bir takım espriler, bunlar mizah anlamına gelmez. Mizahı mizahçı insanlar gülsün diye yapar. Yoksa işte ayağı kayıp da düşen adama da gülerler ama mizah değildir hiçbir zaman.
O adamı sahne üzerinde özellikle bir girişte, bir mizansen içinde düşürürseniz o komiktir, o mizahtır. Şimdi ben de diyorum ki, Türkiye'de bu kadar çok komik şeyler, adam kapıdan çıkar çıkmaz işte ne bileyim ben belediyenin kazdığı çukura düşüyor. Ondan hiç beklemedi. 300 milyar elektrik faturası geliyor. Yani olamayacak şeyler yaşanıyor şimdi. Adam aklını oynatacak. Ondan sonra işte oraya gidiyor, polis haksız yere buna bağırıyor, çağırıyor. Sen bana nasıl bağırsın, ben vatandaşım dediği zaman dayak yiyor. Ondan sonra bilmem nereye götürülüyor falan başına. Akşama kadar envai çeşit saçma sapan, absürt, komik bir takım şeyler geliyor. Trajikomik tabii. Bunlar geliyor aklına. Ondan sonra diyor ki yani mizahçı daha ne yazık. İşte benim bildiğimi sen de biliyorsun. Yani ben yazarım. Bu farklı yorumlamak. Öbürü de işte bir vatandaş. Hepimiz yaşıyoruz. Ondan sonra kolay mı o zaman mizah yapmak? Adam da benim yaşadıklarımı, yazdıklarımı yaşıyor. O zaman ben nasıl güldüreceğim? Ben onu anlatmak istedim. Yani o zaman zorlaşıyor iş. O zaman işte üslup devreye giriyor. Başka bir açıdan, başka bir perspektiften onu değerlendirmek, onu yazmak devreye giriyor ve onu okuyunca adam da gülecek. Yahut izleyince evinde o dizide onu gülecek. Yoksa o da biliyor benim yaşadığımı. Şimdi biraz önce size sorduğumda bir erkek olarak kadın psikolojisini nasıl anlayıp analiz edip yazabiliyorsunuz kadınlar için demiştim. Siz de kadın olmak gerekmiyor dediniz kadınlar için yazmak için. Şimdi biraz da bunu iyice bir adım daha öteye götürüp siz sadece kadınlar için yazdığınız bir kitaptan söz ettiniz. Nasıl bir proje bu? Bir şiir kitabı şimdi mı? Efendim, bir proje falan mı? Değil. Yok, bu şiir kitabı. Kadınlar yani çok komik, hakikaten çok komik şiir kitabı. Çünkü bu basıldı, yayınlandı fakat okunamadı, dağılmadı çünkü. Okunmayacak gibi mi yazdınız? Okunmayacak. Biraz eğri büğrü yazmışım. Yani kitap basıldı. Ah keşke getirseydim. Her programa da gittiğimde söylüyorum. Ondan sonra ertesi gün arıyorlar kitapçıları. Çünkü telefon geliyor. Arıyorlar, yok kitapçılarda, yok. Kadınlar hep gülmeli. Ne güzel. Kadınlar hep gülmeli aslında benim bir dileğim, benim bir arzum. Türkiye kadınları özellikle hitap ediyorum. Kadınlarımız pek yani gülmediği için mi? Kadınlar gülmesini istiyorum. Bu memlekette kadınlar gülmüyorlar. Anamızı ağlatıyorlar. İşte anamız da kadın olduğu için yani. Analar ağlıyor. Kadınların gülmesini işte babalar, abiler, efendime söyleyeyim sonra sevgililer ve kocalar engelliyor. Bundan şu sonuç çıkıyor. Bu yani fiziksel sırıtıp gülmek de var işin içinde ama aslında sağlıklı bir şekilde, özgür bir şekilde düşünebilmek anlamı çıkıyor. Yani gülmekten amaç o. Kadınlar gülebilsinler istiyorum ben. Erkekler de bana kızsınlar istiyorum. Böyle dedim. Ama hakikaten gülemiyor Türkiye'de kadınlar. Yani çok acı şeyler var. Yani hala daha işte ben istatistikleri aklımda hiç tutamam ama binlerce, milyonlarca belki kadın dayak yiyor kocasından. Kırsal kesimde özellikle. Bazen üniversite eğitimi almış insanlar arasında bile rastlanıyor. Evet, hep bu kadınlar. Konular genelde kadınların dile getirdiği konularda. Evet, sizin evet, gibi hem evet, belli bir isme sahip olup hem belli bir görüşe sahip olan bir erkeğin evet, bunu dile getirmesi ve pratikte bir kitap olarak bu projeyi dönüştürmesi kadınlara büyük bir destek. Çünkü yani bakın sağlıklı bir şekilde gülemeyen kadınların yetiştirdiği çocukların kuşağı geliyor arkadan. Ki bunlar da tabii erkekler de dahil. Çünkü kadınların gülmediği bir toplumda erkeklerin de gülmesi o denli zorlaşıyor. Yani toplumu çok çok ilgilendiriyor. Özellikle kadınların dünyası diye bir şey demiyorum ben. Sonunda bütün insanlarımızı ilgilendiriyor. Kadınların mutlu olması ve gülmesi. Olumlu anlamda. Oyunlarınız var, televizyon için yazıyorsunuz. Hiç sinema için yazmayı düşündünüz mü? Ben bir kere sinema için yazdım. Aslında çok değişik bir projeydi. Sonra sevgili arkadaşım Müjdat Gezen hem başrolünde oynadı hem de yönetmenliğini yaptı. Fakat hiç de beklediğimiz gibi film ortaya çıkmadı. Biz oysa çok hevesliydik Müjdat da ben de. Tamamı Berlin'de çekildi falan filan. Aradan yıllar geçti. Bu Arnold Schwarzenegger'ın başrolünü oynadığı hani hamile kalan erkek. Evet, evet. Oysa biz de aynısını yapmıştık 8 yıl önce ondan. 8 yıl önce biz yapmıştık, çekilmişti.
Fakat bizimki moda sinemasında 40 kişi seyretti. Demek ki ortam bütün dünya sineması seyretti. Konu çıkış noktası aynıydı. Tabii yani onların üstünlüğünü kabul etmek lazım orada. Yani sinemasını, yaygınlığını, pazarlamasını, hepsini. Peki düşünüyor musunuz bundan sonra? Düşünüyorum. Şimdi bu sene düşünüyorum. Bu sene bayağı ciddiye aldığımız bir sinema filmi var. Yani sanıyorum önümüzdeki Eylül, Ekim'de falan ortaya çıkar. Yazın onu çalışacağım. Peki. Çok teşekkür ederim Kandemir Bey. Rica programıma ederim. Geldiğiniz için. Ben size teşekkür ederim. Esprilerinizle programa neşe kattığınız için ve açıklamalarınızla da bizleri mizah konusunda aydınlattığınız için. Programın sonunda konuklarımıza uzattığımız bir